Merhaba arkadaşlar. Belki de şimdiye kadar gördüğünüz en değişik drone ile karşınızdayım. Burun 5 arkadaşlar, bu drone adı. Aslında Burun 5 Plus. Bunun bir de Bomb 5 olarak adlandıran bir kardeşi var. Böyle değişik bir arkadaş ve hani inanılmaz değişik bir uçuş karakteristiği var. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu an Betaflight 4.3 var üzerinde. Ve de default PID. Sadece PID'lerde çok ufak bir ayar yaptım diyebilirim. Yani neredeyse hiçbir şey dokunmadım. Dimini kapattım. Onun dışında yaptığım bir şey yok. Şimdi hemen sizlere cihazdaki donanımdan da bahsedeyim arkadaşlar. HDRC Avalos motorlar kullanıyor. 1900K var. Bakayım. Evet, 1900K 2207.5 bunlar. Stack olarak yine HDRC'nin F745 20x20 bir stack'i var. VTX'imiz TBS Unify Pro 32 Nano. Kamera olarak da Foxeer'ın Tutus 2 Nano kamerası var. Alıcısı arkadaşlar, gördüğünüz kumandada tanıyorsunuz, Mambo ve Tracer var. Tracer alıcı var üzerinde arkadaşlar. Tracer Nano alıcı ve de kumandam, direkt kumandamı kullanıyorum. Herhangi bir modülü yok. Çünkü bu kumandanın içinde direkt dahili Tracer var. 2.4 GHz. Şimdi lafı daha da fazla uzatmadan şu uçuşu bir yapalım ve bir görün bakalım neler yapıyor bu cihaz. Eminim şimdiye kadar gördüğünüz hiçbir cihaza benzemiyor. Sesteki çılgınlığı duydunuz diye düşünüyorum ilk çalışma başladığında. Ve Pro Watch'ta gördünüz. Şöyle birazcık. Ben bir yana gideyim birazcık ya. Ben sanki kamera önünde gideyim. Şöyle bir gelip bakalım. Pilimin gerçekten gücü yetmiyor. Kötü pillerle uçuyoruz maalesef. Wow, orada sıkışısı da dayanamadı. Bakalım power loop da ne yapacak? Şimdi onu göreceğiz. Şu ağacın altından. Power loop'ta da hiç kontrol yok. Evet, roll'a yattığı zaman inanılmaz bir tepki veriyor. Daha benim roll rate'im şu an fazla geliyor. Kesinlikle roll rate'imi bu cihazda düşürmem lazım, onu söyleyebilirim. Devamlı bir cızırtma. Oo. Çok garip ya. Orada bir tel bir şey varmış. Tele çarptık. Tel mi, ip mi, nedir bilmiyorum. Pıt etti orada. 2 dakika 45 saniye. Şu an pilimiz 3.64'te. Oo. Pişte çok manyak. Gerçekten pişte çok dili. Evet. Özellikle cihaza böyle yere konup inemez diyorlardı. Görünüyor mu ya cihaz? Aa evet, görünüyor. Gayet güzel. Aa, çok da önüne geçmiyoruz.
Yani böyle yere konup inemez. Böyle düşünebilir mi, düşer mi, yok sağa yatar, sola yatar falan diye düşünüyordu. Ama gördüğünüz gibi lap diye yerine kondu. Yani inişte de öyle çok büyük problem yok. Şu pilin üzerine gayet güzel inebiliyor. Böyle arkadaşlar Brum 5 özellikle şimdi az önce yaşadığımızı size biraz daha anlatmaya çalışayım. Şöyle pitch ekseninde bir hareket yaptığım zaman cihaz kesinlikle sapıtıyor. Hani o PID'den de olabilir, cihazın yapısından da olabilir. Onun dışında hop şunu bir kapatalım. Şu pilimizi de çekelim. Tamam. Şimdi gelelim uçuşta yaşadığım tecrübeye. Roll veriyorum. Kesinlikle fazla gidiyor. Benim rate'im bu cihazda, benim normalde kullandığım rate'im bu cihazda fazla geldi. Onu görmüş olduk. Bunda biraz rate'leri düşürmem lazım. 850 gibi bir son ucu var benim roll rate'lerimin. Ona böyle bir 750'lere falan düşüreceğiz. Fazla geliyor. Ancak şöyle bir şey fark ettim. Şimdi şuradaki ağaçların destek geçmek istediğim zaman yaşadığım olay şu oldu. Gidiyorum. Roll'u yapıyorum. Burada tık 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 diye böyle bir atma yaşıyorum. Onu videoda gördüğünüz diye düşünüyorum. Tabii biraz göreceğiz kayıtları. Yani inanılmaz bir problemi var bu konuda. Hani böyle sakin sakin gidiyorum, güzel güzel gidiyorum. Tamam, onlar da şahane, hiç sorun yok. Şunu da söyleyeyim. Burada GoPro Session 5'te izleyeceğiniz video arkadaşlar. Kesinlikle stabilizasyon kapalı. Başka da söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Herkese kırmızı uçuşlar diliyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizlere böyle değişik bir şey göstererek böyle biraz ufkunuzu açmış oluruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.